previous bir sonraki. Mesela şurada has next true, has previous false. Tamam mı? Next biraz önceki. Şuna dokuyun. Bakın bu değişik. Has next'te yok muydu hocam? Aynen var. Vardı tamam aynısı işte. Neden bir kere yapmış hocam? İki kere izlemez. İki defa izlemez etmemişler. Tablosunu böyle oluşturmuş her neyse. Evet, aslında öbürü öbürceden geliyor. Yapmana gerek yok. Yani. Tamam soruyu çarpıtmayın. Next index ne işe yarıyor? Öbür literatörde yoktu böyle bir şey. Next desem bana vereceğim bir eleman var ya mesela burada. Next desem bana bunu verecek ya onun indeksi kaç diye soruyor. Diğer literatörde böyle bir durum yoktu. Çünkü diğer literatör değil. Yani literatör nereden geliyor literatör? Collection'ın bir özelliği literatör tamam mı? Onda indeks diye bir numara yok. Birinci eleman, ikinci eleman, yedinci eleman diye bir şey yok. Söyleyemiyorsun. Ama bu list literatörü olduğu için list literatörü listin bir parçası. Orada indeks var. Ben next dersem hangi elemanı vereceksin bu? Peki bunun indeksi kaç? Sıfır. Tamam mı? Bu next index. Previous previous index. Remove ve set'te. Set ne yapıyormuş? Ne yapıyordu sizce set? Değiştiriyor bir şey değiştiriyor. Hangisini değiştiriyor? Next dediğin zaman gelecek olan elemanı değiştiriyor. Replace the last item. Return from a call to next or pay abi. Yanlış söylemişim yok ya. Hayır. Tamam çok değişik. Replaces the last item returned from a call to the next or previous with object. Setten önce dolayısıyla ya next'i ya da previous'i çağırmış olman lazım. En son çağırdığın next ile return olan ya da previous ile return olan objeyi set ediyor. Evet. Hocam iteratör mesela next dediğinde var indeksi kendisi bir yada tutuyor mu? Mesela next index dediğinde benim oradaki indeksin olduğunu nereden biliyor? Mecbur tutuyor demek ki. Sen eğer olsan implement etseydin bunu nasıl yapardın? Tutman lazım. Evet, tutman lazım. Şeyde yine aynısı. İteratör de tutması lazım. Eğer listin üzerinde çalışıyorsun. Diğerlerde mesela öbür taraftaki hash set'te, tree map'te falan filan belki orada tutamayacak. Çünkü indeks yok ama burada ben olsam iteratörün içerisinde tutarım ki indeksi hatırlayabileyim ne olacak. Değil mi? Tamam. Bu evet. Da list literatörü. Hocam C++'da izlemekte diye bir şey de var galiba. Yanlış mı hatırlıyorum literatörü? Yani o şey, bilgisi hoş mu değil mi diye bir şey değil mi? Literatörü değil mi diyor? Next, next, hayır onu sormazsın ki. Onu bekliyorlar sorarsın sen etkilisin diye. Literatör pointe bir yeri gösteriyor. List literatörü ileri geri gidebiliyor ve indeksini söyleyebiliyor. Literatör sadece ileri doğru gidiyor ve indeksini söyleyemiyor. Ve remove var sadece, ediyor. Hocam enti zaten listeden muhtemelen geliyordur yani. Evet. Yani collection'da var zaten enti. Var ya. Yok arkadaş şey diyor. Bak şimdi collection'da zaten remove da var, enti de var collection'da. Hı. Bir tane herhangi bir collection'a enti ya da remove diyebiliyorsun. Hı. Ama bu collection üzerinde çalışan iteratöre söylediğin enti var. O şeyi sordu. Collection'a da sorabilir miyim şey var mı diye enti var mı? İteratöre sorabilir miyim diye soruyor. Tamam belki birazcık implementasyona bakarsak şey olabilir. Hocam, aklımız başımıza gelebilir. Hocam peki biz bu remove deyince o collection üstteki remove'u çağırmak istiyoruz Java'da. Çağır. Nasıl çağırabiliriz? A.remove7. Ama o şeyden gelir. A list literatör olduğu için 12'sini çağırmış olmaz mı? Hani ben diyorum ki... Adam altta nasıl internet ediyorsa ediyor beni ilgilendirmez mi? Çağırırsa çağırsın. Ama normal C'de nokta şey diyorduk ya gidiyoruz 2.3 sitelerde. Hani şey scope operatörüyle C++'la. Ne vektöre mi diyordun sen? Evet hocam yani şey. Tamam burada da yine aynısı var. İteratöre remove diyebiliyorsun orada da diyebiliyorum. Yok daha önceki şeyinden gelen bir önceki koleksiyonla interface'den gelen sınıftan gelen bir orada şey yok. İçin burada ne yapabiliriz diye hocam. Şimdi listedeki remove var bir de burada remove var ya ben listedekini çağıracağım. Listeki remove'un ya indeksi var ya da şu elemanı kaldırıyorsun. İki tane var. Tamam mı? Yedinci elemanı kaldırıyorsun ya da ben sana bir tane E vereceğim onu kaldırıyorsun. Tamam mı? Evet. Onu yapıyor. Problem yok. Bir de liste bana bir tane list literatörü ver diyorsun. List literatörüne remove yaptırıyorsun. İkinci yolda o. Collection'da da yine aynı. Collection'da indeksli olan yok. Diğer olan var. Ya da bir tane bana şey ver diyorsun. Literatör ver diyorsun. Tamam mı? List literatörüne literatör de ver diyebilirsin. Liste hem literatör ver diyebilirsin. Hem de list iteratör ver diyebilirsin. Buna sadece iteratör ver diyorsun. Bak iterayı bunun içinde ne var diyeceğim. Geliyoruz bir dakika. Tamam list iteratöre baktık. Bunlar list iteratör.
List literatür interfeyzi, list literatür interfeyzinin içerisinde bakın list literatür interfeyzinde şunlar var. Buna baktık. Bu listin içerisindeki, linked listin içerisindeki list literatür return eden iki tane metot. Hani herhangi bir collection'a iteratör deyince bana bir iteratör ver diyordu ya. Listede list literatür deyince bana bir tane list literatür veriyor. Şu ne peki? Ne o? O iyiliği gösteren. Evet, bana bir iteratör ver ama 7.'den başlasın diyorsun. Tamam mı? Daha önceden iteratörde bunu yapamıyordum. Niye yapamıyordum bunu? Yani bana 7'den başlayan bir tane iteratör ver diyemiyordum. İndeks. Çünkü collection'da index diye bir şey yok. Liste var ama. Tamam mı? Liste var. Bu arada ben size söyleyeyim. Bir liste, bana list, bir liste, list. Bana iteratör ver dediğin zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Çok akıllı bir şey yapıyor. Üç kağıt birazcık. Ne veriyor size? Liste bir tane iteratör ver dediğin zaman ne veriyor biliyor musunuz? Söyleyin, hayır biliyorsunuz. List iteratörü veriyor. Değil mi? Niye? Çünkü list iteratörü iteratör implement etmiş zaten onu bir extension'a. O üç tane metodun içerisinde tutuyor. Aradan farkında bile değil. Polimorfik kod yazmışız yani. Arada bir iteratör üzerinde çalıştığını düşünüyor. Ama alt tarafta çalışan bir list iteratörü. List iteratörü iteratörün yaptığı her şeyi yapıyor. Fazlasını da yapıyor. Ama alan adam onu bir tane iteratörmüş gibi kullanabilir tabii ki. Tamam mı? Nasıl ki bir tane collection'a, işte collection C'ye dedim atama new array listini yapabiliyorum. Sadece collection gibi kullanabiliyorum. Değil mi? Bir list iteratöründe sanki bir iteratörmüş gibi kullanabilirsiniz. Problem yok. Var mı soru? Hocam, iteratörde remove yaptıktan sonra void diyor, exception fırlatıyor. Mesela şeyde bir bolu döndürüldü ya, list remove. Bunda void yazıyor ben. Exception fırlatıyor yani. Illegal state exception var. Last remove the last item returned from a call next or previous. Bunu yapmazsan illegal state exception veriyor. Ya da herhangi bir null gösteren bir yere yaparsan bunu. Her neyse. Tamam. Bu iteratör list iteratörleriyle listin arasındaki ilişki. Daha önceden bir tane iteratör metodu vardı diyorduk. Şimdi iki tane list iteratör metodu var. Bir tanesi list iteratör veriyor, bir tanesi şu indeksten başlayan list iteratör veriyor. İşte listin üzerinde bir tane my listin üzerinde bir tane list iteratörü almışım. Has next'te ne yapıyor? Target. Anladınız mı ne yaptığını? Söyleyin. Sonra buldu. Target'la aynı ilk elemanı bulduğu anda hemen onu değiştiriyor new item'la ve loop'u kırıyor. Yani sadece ilk elemanı değiştiriyor. İlk elemanı buluncaya kadar arıyor. Target'la aynı olan ilk elemanı buluncaya kadar arıyor. Bulur bulmaz da hemen gördünüz mü set demiş. Set ne yapıyordu hatırladınız mı? En son return eden next'in en son ya da previous'in en son return ettiği elemanı set ediyordu, değiştiriyordu. Searches for target in list, my list and if target is present replaces its first occurrence with new item. Var mı soru? Kaç saat? Tamam, fena değil. İteratörle list iteratörü karşılaştıralım birazcık. İteratör deyince aklınıza collection gelsin. List iteratör deyince aklınıza list gelsin. List iteratör ise sub interface of iteratör. Sub interface, sub class değil. Değil mi? Sub interface. Super interface, sub interface ilişkisi var aralarında. Of iteratör. Classes that implement list iterator provide all the capabilities of both. Biraz önce söylediğim. Eğer sen bir list iteratörsen zaten sen çoktan iteratörsün. Diğer türlü iteratör olma. Bir iteratör olmadan list iteratör olamazsın yani. Dolayısıyla birisi senden iteratör istediği zaman sen ona bir list iteratör yollayabilirsin adam. Hiçbir problem olmadan senin list iteratörünü iteratör gibi kullanabilir. Iterator interface requires fewer methods and can be used to iterate on more general data structures but only in one direction. Sadece tek yöne doğru gidebiliyor. Add yapamıyor. Previous'ını falan alamıyor. Index bilemiyor. Iterator is required by the collection interface. Eğer sen bir collection'san, tamam mı? Bir tane törde iterat edeceksin. Senin sorduğun soruyla alakalı bu kardeş bu. Whereas the list iterator is required only by the list interface. Tamam. Şey şu. Iterable ne demişti bu kardeş? Oraya gelemeyeceğiz herhalde. Ben de unutmadan da bahsedeyim. Şu, iterable'ın içerisinde bir tane metot var, o da iterator.
Tamam mı? Bir tane iteratör return ediyor. O kadar. Iterable'ın içerisinde bir tane satır var. O da iteratör metodu. Dolayısıyla ben iterable'ım diyen herkes iteratörü implement etmek zorunda kalıyor. Collection mesela öyle bir şey. Ben iterable'ım diyen herkes iteratör metodunu implement etmek zorunda kalıyor. Hocam, evet. Mesela next hocam, bunlar iterable'ın içinde olursa baştan sorsana, bir daha baştan. Evet, konuşmayın. Next, next, bir de remove olsa daha iyi olmaz mı yani? Çünkü onu implement etmesi lazım ya. Ha, arkadaş diyor ki, iterable'ın içerisinde o üç tane metot olsaydı. İyi de, collection sınıfları onları implement etmiyor, iteratör implement ediyor. Arkadaş diyor ki, mesela has next olsun üzerinde diyor. Şey diyor, şunun içerisinde, şu iterable'ın içerisinde has next olsun, next olsun, bir de remove olsun diyor. İteratörü falan ne karıştırıyorsun diyor işin içerisine. Yok, iteratörü de olsun hocam için. Yani şey... Zaten collection'da da var onlar. Collection'da var onlar zaten. Böyle bir iteratör kurulmasının sebebi, aynı objenin üzerinde birden fazla iteratör çalışabilir. Tamam mı? Bir tanesi hızlı gidiyordur, bir tanesi yavaş gidiyordur. Tamam mı? Birisi bir tarafı point ederken birisi diğer tarafına point edebilir. List iteratörünün dönüşünde birisi baştan başlar, birisi sondan başlar. Orada buluşuncaya kadar giderler. Senin söylediğin de next'i eğer collection içerisinde, listin içerisinde koyarsan ben sadece bir tane iteratör gibi bir şey olur. Onu diyorum ben de. Eğer sen oraya has next'i, next'i ve remove'u oraya koyarsan, tamam mı? Listin üzerine next, listin kendi bir tane iteratör pozisyonu olmuş gibi olacak. İkinci bir tane iteratör alamayacaksın üzerine. Her objenin bir iteratör olmuş gibi olacak seninkinde. Bunda istediğin kadar iteratör alabilirsin. Tamam mı? Bir tane iteratör var. İkişer ikişer atlayarak gidiyor. Bir iteratör birer birer atlayarak gidiyor. Bu şeyde çok kullanılıyor. Çok kullanılıyor dediğim. Kullanılan bir teknik. Bir tane linked listiniz var. İçerisinde loop olup olmadığını bilmiyorsun. Tamam mı? Bu gelip burada null olabilir, gelip şuraya bağlanabilir de. Öyle düşünün. Geliyor. Tamam mı? Gelip buraya bağlanabilir de, yazılır şurasında null olabilir de. Böyle durumları test etmek için ne yapıyorlar biliyor musunuz? İki tane iteratör bırakıyor. Loop'un içerisinde. İteratörün biri her seferinde iki adım atıyor. Diğeri bir adım atıyor. Ne yapar bu? Sonra her seferinde bunlar aynı yerde buluştular mı diye düşünüyor. Ne olacak? Anladınız mı ne yaptığını? Eğer loop varsa hızlı giden dönecek, gelecek başa, öbürü yavaş geldiği için bir yerlerde aynı yeri gösterecekler değil mi? Olabiliyor. Eğer şeyse loop yoksa işin içerisinde hızlı giden zaten gidip en sona çarpacak ve diyecek ki burada loop falan yok. Anladınız mı? Dolayısıyla yani bir yapının üzerinde bizden fazla literatörün çalışmasının faydaları falan bayağı fazla. Bayağı fazla. Ve sana bir tane adam iteratör veriyor. Hangi collection üzerinde çalıştığını falan. Sana bir tane iteratör veriyor. Lan sana bir tane iteratör veriyor. Ne yapacağım ben buna? Bunu bir şey x diyerek gezebilirsin. Bu neyin üzerinde çalışıyor? Bilmene gerek yok diyor neyin üzerinde çalıştığını. Ben sana iteratör verdim. Üç tane metodu var. Tamam. Devam ediyorum buradan. List iteratörü hakkında konuştuk. Bunun hakkında konuştuk. İsterseniz Ne diyorlar? Bu ara yapalım. 10 dakika sonra.